Oğlum bu ne? Oğlum bu ne öyle? Oo baba. Şş, kanka Dominic Toretta yavaş lan. Hop. 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 Çok iyi lan. Merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. FS22'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer gerçekten kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Video dışı hiçbir şey yapmadım bu defa. Map'e girince arkadaşlar bunu bile hiç salmamışım. Çünkü demin girdim save game'e, map'e. Hemen bunu hiç salalım ve bugün dostlar neler yapacağız onları sizlere kısaca söyleyeyim bunu hiç salarken ben. Şimdi ben girdiğim gibi oyuna baktım. Üzüm kurusundan sonra bayağı iyi bir fiyat gelmiş. Diyorum ki üzüm kurusu satabiliriz sanki. Bence mantıklı olabilir. Üzüm kurusu satabiliriz dostlar. Bahsede bir boğuldu, bir vites düşürdü ama neyse sıkıntı yok. Ne varsa yapsın baba. İkinci el makinelerde hala aynılar var değil mi? Aynen aynılar gerek yok. Şimdi ben bir üzüm yerine gideyim. Üzüm fabrikamıza gideyim dostlar bir bakayım. Üzüm fabrikamızda acaba bütün üzümler oldu mu? Galiba olmadı hepsi ama. He olmuş tamam aynen. Bütün üzümlerimiz olmuş dostlar. Kuru üzüm depolanıyor diyor. He bunları çektiğimiz gibi dostlar kalan 6000 litrede çıkaracak o. Tamam. İçindeki 6700 litrede çıkartalım varsa. Ve bu paletleri dostlar yükleyip ne yapacağız? Satmaya gideceğiz. Çünkü gerçekten çok iyi bir fiyat var. Bakın dostlar şimdi 90 üzümden dostlar 90 kuru üzüm çıkıyor. Yani 90 litre üzümden 90 litre kuru üzüm çıkıyor. Yani burada verdiğimiz üzümden direkt verdiğimiz kadar kuru üzüm alıyoruz. Hiçbir kaybımız olmuyor. Ve dostlar normal üzümün fiyatı hani maksimum 2000 euroları bulurken şurada hemen göstereceğim. Üzüm kurusunun fiyatı şu an 3600 euro dostlar. Belki 4000 bile oluyordur yani çok iyi fiyat gelirse bilmiyorum. Ama bu şu an zaten Mart ayında üzüm fiyatı aşağı yukarı iyi oluyormuş. Aşağı yukarı değil, bayağı iyi oluyormuş. Şöyle göstereyim. Mart'ta bayağı iyi oluyor. Çok dalgalı olabiliyor ama bayağı iyi de olabiliyor. Zaten en yüksek olabileceği ihtimali olan şey de Kasım dostlar. Kasım ve eski Ekim işte. Ama 3600 euro çok iyi fiyat. Şu an üzümlere dostlar hiçbir kaybımız olmadan ekstra 1600 euro aslında aşağı yukarı daha fazla fiyata satmış olacağız. Bu da çok iyi bir şey. Tek kaybettiğimiz şey ne oluyor? Buraya getirip işte harcadığımız, buraya getirip götürmeye üzümleri harcadığımız yakıt masrafı ve bunun olmasını beklerken ki zaman ki o da hiçbir şey ifade etmiyor bizim için neredeyse. Şimdi ne yapacağız dostlar? Hemen göstereyim. Hemen dostlar buna palet şeyini takacağız. Önüne palet kepçesini takacağız. Zetor'un arkadaşlar ve Zetor ile gideceğiz. Ama şöyle bir şey var. Samanda da şimdi fiyat yok. Saman bizim arkadaşlar saman satamayacağız. Samanlar daha duracak burada. O bayağı bizim için sıkıntı olacak. O zaman pikabı şey yapalım dostlar. Bizim pikabı götürelim oraya. Ve Zetor'u götürelim kepçeyle. Kova palet şeyle. Şunu şuraya bırakalım. Şöyle kal burada baba sen. He. Bunu gönderelim ve Zetor'u gönderelim dediğim gibi şeyle. Palet çatalıyla dostlar ve palet çatalıyla Zetor'la doldururuz bizim pikabı. Pikapla gidip satarız. Pikaba zaten yani bir 4'er palet, 5'er palet, belki 6 palet bile sığdırabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu hemen göndereyim. Ha bizde dur lan bizde palet şey yok. Bu balya çatalı. Tamam o zaman bunu mağazaya göndereyim ben. Hop. Heh. Bunu arkadaşlar ben mağazaya göndereyim. Mağazadan buna bir palet çatalı alalım. Zaten bize lazım olacak artık. Diye düşünüyorum. Hemen sen mağazaya git kardeşim. Aslında pick-up'ın arkasında direkt romork alıp öyle de yapabiliriz arkadaşlar ama şimdi ona da para vermek pek istemiyorum. Baba sen mağazaya git. Mağaza şurası değil mi? Şurası aynen. Sen buraya git kankam. Pick-up'ı da hemen hop. Lan yavaş trafik. Trafik baba ne yapıyorsun ya? Buna dostlar git diyelim. Bu da hemen üzüm yerine gitsin bizim pick-up. Bakalım gidecek mi şimdi? Aynen gidiyor. Direkt bu dönüş yaptı. Bayağı akıllıca bir manevra. Aa 3 tane geyik var lan. Çok tatlı değiller mi ya dostlar? Yalnız yola çıkmışlar. Baba araba vuracaktı sana ama yapma öyle ya. Oğlum yola çıkmayın vuracaklar size. Başımıza bela sonra. Sonra göremeyeceğiz sizi. Yeter lan ne basıyorsun korona kardeş ne basıyorsun ya. Almışsın bana külüstürü geziyorsun. Şimdi o yaparken dostlar ekilecek bir şey varsa onu salabiliriz ekime. Bakalım ne ekilebiliyor şu an. Şu an yulaf ekebiliyoruz ve ayçiçeği ekebiliyoruz. Soya fasulyesi ekemiyoruz. Patates yapan falan. Şu an pek bir şey ekemiyoruz. Sadece yulaf ekebiliyoruz şu an ekeceksek. Şu an ben yulaf ekmek istemiyorum dostlar. Genellikle buğday ekmek istiyordum ben ama. Buğdayı şu an ekemeyeceğiz. O yüzden aslında yulaf ekebiliriz ki yulafı hasat ettiğimiz
bitmiş oluruz o zamana kadar biz. Ve aynı zamanda da ertesi gün direkt buğday ekebiliriz aynen. O zaman yulaf ekelim. Birazcık yulaftan da para kazanmış oluruz. Steyr nerede lan? Ha, Steyr'ı alalım dostlar. Hemen Steyr'ı alalım. Hop. Hemen geri dön Steyr'cığım. Hop hemen ileri. Gazla gazla. Gazla Steyr gazla. Ver gazı. Hop hop at bakayım iki vites. Tamam hadi üçüncü vites atalım. Tamam hadi. Evet, tamam çok nazlandım be. Hemen dostlar bizim mibzleri takalım ve yulaf eksin diye salalım. Ki yulaf da eksin yani. Biz diğer üzümleri falan uğraşırken. Hop. Yavaş baba. Sakin. Sakin ya. Çarpıyorsun sen çok sağa sola. Bunu yulafa ayarlayalım. Aynen. En azından yulafı da dostlar satarız yani. Boşuna tarla boş duracağına buğdaya kadar denk geldiği için direkt ekstra yulaf üretmiş oluruz. Yulafı da satarız. Yani az çok bir para bir şey kazanırız. Belki at çiftliği kurarız yani çok isterseniz. Belki at çiftliği kurarız dostlar. Küçük bir at çiftliği. Aşağı yorumlara yazın yani at çiftliği kuralım istiyor musunuz? Çünkü şu an bu büyük tarlaya ben yulaf ekeceğim. Bayağı da yulaf çıkacak oradan. Yulaf ekmemiş at çiftliği kurmamızı istiyorsanız dostlar. Böyle ufak da olsa bir at çiftliği yani atlarımız da olsun diyorsanız. Aşağı yorumlara yazın kesinlikle bildirin bana ki ben de istiyorsunuz mu istemiyorsunuz mu bileyim. İstiyorsanız da kurayım dostlar. Çünkü burada tek amaç yani benim eğlenmem değil. Sizlerin de eğlenmesi, sizlerin de oyunu görmesi ve sizlerin de istediğiniz şeyler nasıl çok olabilmesi mantıklı çerçeveler içerisinde. Buradaki amacımız bu. Hemen baba işçiye satayım ben seni. Hiç gerek yok benim uğraşmama. İşçi de sen burayı çok rahat yavaş yavaş kendin ekersin diye düşünüyorum. Makineler eski değil çok fazla. Bir bakımlarında sıkıntı yok öyle ciddi bir sıkıntı. Tamam işte burada eksin arkadaşlar. Makineleri yenile falan diyenleriniz var çok aranızda. Ama görüyorum onunla uyuyorumları da ama şu anda çok şey yok imkan yok dostlar. Evet para var şu an bizde ama yaklaşık 300 bin euro borcumuz da var şu an bizim. O borcu ödemeye çalışıyoruz. İşte yeni ekipmanlar almaya çalışıyoruz. Çok gereken ekipmanları falan. Onları da dostlar düşünmek lazım tabi. Şuradan alacağız değil mi bunu? Palet çatalı şu olacak. 1700 euro. Mesela bir tane palet çatalı dostlar 1700 euro veriyoruz. Böyle bir dünya düşünün. O yüzden zor oluyor işler yani. Çok kolay olmuyor. Bu peki bunun ucuna nasıl geldi oraya? Sen oraya nasıl gittin? Sen oraya nasıl gittin baba? Lan oraya sen nasıl gittin ya? Bence dostlar gerçek hayatta biz bunu böyle tutup yamultabiliriz ama burası gerçek hayatta olmadığı için yapamıyoruz. Baba niye öyle yapıyorsun sen bana ya? Gel bakayım hemen sen şuradan. Plakaya bak plakaya. Cemo. Cemo MMHQ. Tak bakayım buna. Hop tak bakayım. Haydi bakayım sen şimdi. Kardeşim. Hemen. Hemen ne yapıyorsun? Hemen şuraya gidiyorsun. Biz dostlar pick-up'la şu paleti biraz gittirelim. Ve zamanı böyle 10x falan yapalım. Ki şey olsun. Başka palet varsa çıkartsın biz gelene şey gelene kadar. Zetor gelene kadar. He. Şöyle dostlar. Ne yapacağız? Oradan alacağız. Aynen. Ki evet dostlar oldu bile. Bayağı içinde varmış. Sanırsam baya bir üzüm satacağız dostlar biz şu an bugün. Hatta baya bir üzüm satacağız galiba. 4x4 olsa ittiremiyor bile pick-up yani düşünün. Birazcık vurduracağız. Umarım tampon çok yamulmaz. Ki vurdursak da yemiyor. Neyse en azından biraz daha yer açtık dostlar. O bile yeterli olur diye düşünüyorum ben. Şöyle X yapalım. Baba X yap. He. Şöyle hazırlayalım dostlar pick-up'ı. He tamam zaten hepsi çıktı galiba. Daha fazla da yok sanırsam. Bir save alsın bakalım oyun. Şöyle. He, böyle hazırlayalım. Pick-up'ı burada bırakalım dostlar. Zetorcuk geliyordur. Nerelerde? Daha buralarda geliyor. Daha bayağı uzakta dostlar Zetor'umuz. Kaç kilo bunlar? Bunlar 700 kilo bir tanesi. Tabii ki de bunları elle kaldırmayacağız. 700 kilo paleti. 1000 litre üzüm kurusu varmış her birinde. Bunları dostlar kesinlikle elle kaldıramayız yani. Kusura bakmayın. O kadar da hile yapamayacağım. Hani yumurta paletleri falan işte bal paletleri daha hafif böyle 70 kilo 80 kilo falan. Onları kaldırırız da. Bunlar 700 kilo bir palet. İhtimal yok bunların bizim elle kaldırmamıza. Şimdi Zetor gitsin. Şöyle bir şey lazım dostlar bizlere. Bizim üzümleri gübrelebilmek için biz. Lan. Lan bunların arasını biz pulluklamıştım ben. Ne alaka? Zaman geçti diye mi değişti texture'ları? Aa. Lan ben bunların aralarını geçmiştim full. Aga ben full bunların aralarını geçtim lan. Oğlum ben bunların aralarını geçtim full. Ne diyorsun sen? Niye bu kadar az?
gösteriyor dostlar. Ben full bunların aralarını geçmiştim ama geçen videoda gördünüz yani. Niye öyle oldu dostlar? Şu an emin değilim. Bayağı az gösteriyor. Kireç gerekmiyor. Aynen gerekmiyor dostlar. Aga çok az sabanlanmış gösteriyor bana. Bu beni üzdü biraz şu an. Yani. Neyse. Bunları dostlar gübre atabilmek için bir de işte spreyleme makinesi almamız lazım şundan. Şunu almamız lazım. 28.000 euro bu. Çok pahalı değil. Bu videoda bir zaman kalırsa olsa belki bunu alırız. Kalmazsa da önümüzdeki bölümde alıp gübre atarız bizim şeylere. Üzümlere, ama onları gübre atabilmek için sanırsam bir yaprakları çıkması lazım. Yaprak çıkmadan gübre atmak pek mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi Zetor vardı mı? Ha, bu işini bitirmiş. Ha, bunu toplayalım o zaman eve. Gidelim bir onaralım dostlar bunu ve evine toplayalım. Gazla bakayım baba. Gazla bakayım masajcık. Hemen bir onaralım seni. Ve eve götürelim. Lan D vitesi de varmış lan bunun. Bunda masada galiba dostlar 4 blok var. Ama 39 gidiyor. Çok yavaş gidiyor. 4 tane takviye vitesi olmasına rağmen. Çok yavaş gidiyor. 900 euro buna. 155 euro buna. 10 euro da ağırlığa verdik. Güzel. Hepsini full tam takır yaptık dostlar. Onardık. Bir tek bunları. Hoppa yavaş lan. Lan yamulttun lastiği makineni ya. Çok az dostlar. Bunları bir yıkamak kaldı sadece bize. Başka da. Ben şu zamanı yavaşlatayım ki üzümün fiyatı olur da düşmesin ve başımıza belalar gelmesin dostlarım. Bunu buraya bırakalım. Bunu sonra yıkarız. Zetor bence gelmiştir artık ki gelmiş. Hemen sadece bakacağım üzüm kurusunda fiyat halen devam ediyor mu diye. Çünkü devam etmezse çok üzüleceğim. Devam ediyor dostlar, süper. Ve böyle şimdi bütün bu paletleri dolduracağız bizim pikaba. Tabii tek seferde olmaz. Sadece şeye bakmak istiyorum. İçindeki bütün üzüm kuruları gitti mi? Gitmemiş. Daha 700 litre üzüm kurusu bunun içinde varmış dostlar. Yer olmadığı için çıkarmadı. Onu da çıkartacağız şimdi. Zaten 700 litre tek bir palet yapacaktır. Şimdi dostlar, buraları size göstereyim bilmiyorum ama buraları göstereceğim size çünkü geçen işte bayları şey yaparken toplarken biz bayağı eğlenceliydi. Ben de çok eğlenmiştim. Sizlerin de çoğunuzun hoşuna gitti gibi orası. O yüzden dostlar burada da öyle yapacağım. Biraz daha şunu ileri çekse çok daha iyi olur diyor. Traktör kocaman ya. Çok rahat manevra yapamıyor dostlar burada. Şöyle şuraya. Şöyle heh. Tamam böyle kalsın dostlar. Heh kardeşim gel sen bakayım şimdi böyle. Evet böyle galiba bunlar girmiyordu bunlar ama. Hayırlısı bakalım. Hop. Bütün şu an traktörün ağırlığı arabaya düştü. Arabanın şu an dostlar şeylerini kestik, kopardık. Bütün şeyleri ne o? Yaprak yayların hepsini kopardık abi. Heh, tamam geri. Tamam böyle iyi gibi. Hop yavaş geri gel. Geri gel kardeşim. Hemen. Şimdi bunu alacağız. Dostlar yavaş yavaş şöyle. Gel bakayım kardeşim yavaş. Lan tuşları karıştırıyorum. Görmüyorum ya dostlar. Tuşları karıştırıyorum. Hop tamam. Gel bakayım. Hop yavaş. Şöyle yapalım dostlar. Tamam. Lan. Lan yavaş. He, daha fazla ileri gitmiyor dostlar. Enteresan. Neyse. Bir tane daha palet bence sığar. Ya çamurluklar var ya da orada. O yüzden çamurluklar ötürü böyle yamuk yumuk oluyor. O mecbur onu yapacak bir şey yok. Yan koyarsak paletleri daha rahat oluyor ama o zaman da daha az palet oluyor. Alt tarafı da ilk sıra daha az palet oluyor. O benim hoşuma gitmiyor. Yoksa öyle de yapılabilir de. Hop. Hemen gazlayalım dostlar. Dolduralım böyle yavaş yavaş şimdi. Guru üzümleri koyacağız. Dolduracağız ve guru üzüm satış yapacağız. Ve bence dostlar üzümden bayağı para çıkarırız ya şu an. Bayağı dedim.
iyi bir miktar para çıkarırız bence ki şu an bile maksimum verimde değil dostlar bizim üzümler. Şimdi gübre makinesini alıp falan böyle elimizden geldiğince maksimum verimde yapmaya çalışırsak şeyleri, üzüm hasadının verimini, hop yavaş kır. Evet, şu an dostlar kesinlikle yaprak yaylar kırıldı. Şu an kesinlikle bize bir 500 euro masraf çıktı pick-up'ta dostlar. Pick-up şu an şey diyor. Koy elini gönlüne. Hak ettiysem eyvallah. Yavaş. Baba ki bu biraz yamuk oldu ama. Biraz yamuk oldu bize ama. Bize sar, bu bizim tarzımıza göre biraz yamuk oldu. Baba ki ama yapacak bir şey yok. Şimdi. Neyse o da dostlar öyle olsun. Sıkıntı yok. Şimdi gel bakayım. Bu palet yerin dibine mi girmiş? Yok. Sadece orası ben yamuk diye öyle duruyormuş. Okey, sıkıntı yok o zaman. Şimdi dostlar. Dostlar bunu şöyle bir şöyle L yapalım. Bağlayalım da sıkıntı olmasın bize. Birkaç işleri bir bağlayalım. Bir garanti alalım biz işimizi. Gerisi yalan. Gel bakayım Zetor Reis. Gel bakayım. Hop. Tamam. Tamam şimdi gerçekten çok keyifli dostlar ya. Çok keyifli Capture'e falan işlemek FS22'de. Ki ben de benim Capture ayarlarını buraya yapmadım. Yaparsam çok çok daha hassas olacak ama o benim Capture'de birazcık Capture'nin işini yavaşlatıyor. Capture'e çalışmamızı yavaşlatıyor. Çok daha hassas işler yapmamızı sağlıyor ama birazcık oynanışı yavaşlatıyor. O da videolarda çok tatlı olmuyor sizler. Çünkü çok çabuk, sizler çok çabuk sıkılan insanlarsınız. Çok çabuk tüketmeyi seven, böyle hızlı hızlı her şeyin geçmesini isteyen insanlarsınız. O yüzden de çok böyle yavaş şeyler sarmıyor sizlere. Ben de öyleyim azıcık da olsa. Hani ben de çok öyle çok aşırı yavaş şeyleri çok sevmem. Normal artık günümüzdeki hayatımız öyle. Her şeyi daha böyle hızlı tüketmeyi seviyoruz. Daha böyle her şeyin çabuk olmasını seviyoruz. Sabrımız az. Şimdi şöyle koyalım yavaş. Şöyle dostlar ittirirsek bunu şu an böyle. Tamam. Bir tane daha koyalım dostlar yanına. Zaten yeterli olur. Kalanlarını bence tek pick-up'a alabiliriz diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar. Ağır dişle. Alalım şuradan bir tane daha. Hemen dostlar şöyle götürelim. Bu arada otoladlı romoklar falan çıktı dostlar. Biliyorum. Onların modları falan çıktı biliyorum. Yani haberim var, sadece kullanmıyorum çünkü şu anda daha oyunun tadını adam akıl alamadık. Yani bir kepçesini kullanalım, oyunun her şeyini kullanalım. O zaman sonra her şey işte sıkmaya başlayınca dostlar, çok kepçeleme işleri yaptıktan sonra artık gidip otoladlı romoklar falan kullanmaya başlarız. Şimdi 8000 litre var arkadaşlar. Nereye satıyoruz? Buraya yakın bir yerde galiba. Fermeri bir şeydi. Çiftlik mağazası. Tamam, ben biliyorum nerede orası. Şurada baba. Şurası olması, aynen şurası. Yer işaretle diyelim. Zaten şuradan gideceğiz işte. Yavaş. Yavaş kardeşim. Devirmeden. Devirmeden baba. Sakin sakin. Ben thumbnail alayım derken dostlar, istemeden bir tane daha koydum. Bir palet daha koydum. O yüzden 9000 litre götürmüş olacağız. Şu an dostlar pickup bayağı zorlanıyor. Önü kalkıyor hafiften böyle. Hatta lastik böyle toprağın altına giriyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Oo, çok sıkıntı. Çok sıkıntı dostlar. Çok sıkıntı aga. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne öyle? Oo baba. Şş, kanka Dominic Toretta yavaş lan. Yavaş Dominic. Yavaş baba, ne yapıyorsun sen? Şş, kendine gel. Hop. Lan fren basıyorum, ileri gidiyor makine.
Gaza basıyorum, ön kaldırıyor. Bu nasıl bir hayat ya? Bak 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 bak. Bak hop. İkinci vites alırsam ne olur baba? Hop. 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 Çok iyi lan. Hop. 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 Gaza basınca çok iyi lan. Gaza basınca ön kaldırıyor. Burası zaten bayağı dik bir yermiş dostlar. Burasını bizim ikinci viteste böyle yavaş yavaş geçmemiz lazım deyip ve full gaza banmam benim peki dostlar. Oğlum burası bayağı dik lan. İyi ki yokuş aşağı gidiyoruz yani. Bayır yukarı buraya çıkamazdık biz. Lan frene basıyorum, makine ön kaldırıyor. Frene basıyorum, makine ön kaldırıyor abi. Nasıl bir mantık bu? Yavaş lan. Yavaş. Hoppa. Yavaş kardeşim. Sakin. Ya sakin. Sakin, ön dingileri kopardık artık, yeter. Arka dingi zaten kırıldı artık, o kesin de. Bizim burada arkadaşlar bir 2000 euro bir masrafımız çıktı gibi. Yavaş, sakin. Oğlum. Tamam, tamam. Öyle olsun. Öyle olsun kanka. Senin istediğin gibi olsun. Böyle döneceğiz. Geri geri gidip döneceğiz. Şşş, sakin lan. Lan sakin. Şşş. Oğlum trafikte var ya, biri bize bir çaksa. Şu an var ya. Şu an dostlar ne yapacağız biliyor musunuz? Saatte 1 kilometreye sabitleyip öyle gideceğiz arkadaşlar. Saatte 3 kilometreye sabitleyip falan böyle 5 kilometre sabitleyip aynen böyle gideceğiz dostlar. Dönerken öyle yapacağız. Böyle. 15 ile falan gideceğiz dostlar. Pickup'ın şu an anası ağlıyor. Pickup şu an havaya bakıyor dostlar. Pickup'ın burnu havaya, uzaya bakıyor şu an. Çok güzel lan. Ama böyle 15'e falan sabitlenince güzel gidiyor. Bak 20'ye sabitledim mesela şu an. Böyle yavaş yavaş. Cruise kontrol açıp gidince dostlar sıkıntı çıkmıyor ya. İyi. Sıkıntı çıkmıyor dostlar. Şu an pick-up'ın var ya, anasını alttık pick-up'ın ya. Yeni pick-up'ın dostlar, anasını alttık şu an. Pick-up şu an şey diyor yani, dünyaya geldiğine pişman oldu şu an pick-up. Fabrikadan çıktığına pişman oldu. Yavaş baba. Şuradan sağdan girelim de oradan şimdi geçemeyebiliriz biz. Birazcık yavaş baba. Yavaş. 12 ile gidelim. 12 ile daha sağlık olur bizim için. 13, 14, 15, tamam. Hızlandır bakayım biraz. Yavaşla bakayım. 10 kilometre yavaşla. Şimdi burada dostlar. Hoppa, yavaş. Yavaş kardeşim. Şimdi 32 bin euro geldi dostlar ama daha bunu satmadık. Ya hadi be. Yani 33 bin, yaklaşık 33 bin euro geldi dostlar şu an bize. 9 bin litre üzümden. Ki biraz daha da bizim daha orada var. Kapıyı kapat baba. Kapağı kapat arkadan. Daha biraz daha bizim, daha en az bu kadar da olsa bizim şeyde daha var. Yani bir 30 bin euro en az daha gelecek bize. Demek ki yaklaşık 60 bin euro gibi bir para çıkarmış olacağız üzümden, ki bu bayağı iyi. Hani o tarlalarımızın şu an maksimum verim olmamalarına rağmen üzüm kurusuyla yaklaşık 60 bin euro çıkarıyor olmamız çok iyi bir şey arkadaşlar. Gerçekten iyi. Demek ki her şey verim maksimum yaparsak bir 90 bin euro gibi bir şey. 90 bin euro gibi bir paralar çok rahat çıkarabiliriz bizim şu anki üzüm tarlamızdan. Bayağı iyi yani. Bence çok iyi. Bence bayağı bayağı iyi dostlar yani. İyi para. İyi para. Bayağı uğraştırıyor tabi. Onu da saymak lazım şimdi. Yani onu yapacağına, o tarlayı dostlar adam akıllı şey eksek böyle. İşte buğday muğday eksek ve onun samanını falan satıp ürünü de satsak çok daha fazla para çıkarırız ama o ayrı bir konu tabi. Ben bir zaman dostlar yine bir 10x yapayım da şu tek bir palet daha vardı ya çıkması gereken, o da çıksın. 700 litrelik. Çıkacaksa o da çıksın ki şey olmasın. Fiyat düşecek şimdi mi? Hemen ya. Şimdi zaman zandır diye fiyat hemen düşecek. Şu palet çıkana kadar. Hadi çık be kardeşim. Hadi be kardeşim, çıkacaksan çık artık be. Palet reis, çıkacaksan çık be kardeşim. Hadi be. Alın bunu dostlar. Kuru üzüm bayağı yalnız. Kuru üzüm arkadaşlar çok iyi fiyat getiriyor. Üzüm suyu da iyi fiyat getiriyor olabilir. Üzüm suyuna da bir bakmak lazım yani. Üzüm suyu da çok boş bir şey olacağını sanmıyorum üzüm suyunda. Çıktım, palet çıkmadı daha. Peki. Yavaş kanka. Öyle değil. Böyle kardeşim. Tamam. Öyle kalıver. Galiba başka şey yok dostlar ya. Bir şey diyeceğim.
Başka şey yok galiba fabrikada litre olarak. Yo var, 770 litre daha var diyor. He, acaba palet dolmadan çıkarmıyor mu? Palet dolmadan çıkarmıyor da olabilir dostlar. O zaman bunu direkt satılıyor yapalım. Hani bunu direkt satılıyor yapalım ki direkt satsın onu. Kalan hani 700 litre o palet olmadığı için, tek bir palet çıkmayacağı için çıkarmıyor. Onu satılıyor yaparsak o kendi o 700 litreyi direkt saat tam 11 olduğunda oyunda satacaktır. Her saat başı satıyor fabrikalar. Satılıyor yaparsanız dostlar. Onu da sonra kendi satar o saat 11 olunca. Fiyat düşmesin diye şimdi biz şöyle yapalım. Fiyata bakalım. 10x'teyken fiyat düşerse çok sıkıntı. Ya da direkt durduralım zaman şimdilik. Biz gidelim bizim bu ürünleri satalım arkadaşlar. Ondan sonra hızlandırırız ve o 700 litreyi de o kendi satar. Şimdi tamam dostlar, bunu böyle çıkardık. Birazcık ittirelim. Tamam. Hemen gayuşları yapalım. Gayuşları da yaptık dostlar. Şimdi kaç palet kaldı? 2 palet mi? 3 palet mi? 2 palet. Aynen 2 palet kalmış. Hemen onları da koyalım. Aslında o kadar yüklemeye gerek yokmuş lan. Bayağı yer kalacakmış. Tabii ben bir palet daha çıkacak diye düşündüm yani. Çok yer kalmayabilir dedim, o yüzden öyle yaptım dostlar. Hop, geri gel kardeşim. Hemen gidelim. Koyalım. Sonuncu paletlere de. Yavaş. Yavaş baba ki. Sakin. Şu ön tarafa koyarsak dostlar çok daha iyi olacaktır bizim için. Çünkü hop, yavaş. Yavaş. O nasıl bir hareket koçum? O nasıl bir hareket ya? Göbek atıyor palet. Palet göbek atıyor dostlar. O nasıl bir hareket ya? Şöyle. Buraya bizim şey almamız lazım kankalar ya. Bir tane ileriki zamanlarda tabii daha çok para kazanmaya başlayınca bir tane forklift alacağız dostlar buraya, böyle küçük bir forklift. Çok da güzel işimizi görür. Burada hem daha dar alan ya burası, daha güzel forklift ufak olduğu için daha rahat hareket eder. Çok tatlı olur böyle yüklemek için. Tabii de pick-up'a yüklemeyeceğiz. Adam akıllı bir romoruk yükleyeceğiz o zaman. Çok çok mükemmel olur kankilerim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada daha fazla şey kalmadığı için ben bunu direkt göndereyim eve gitsin. Değil mi? Bence çok mantıklı bir şey yapacağız böyle yaparsak. Hemen diyeyim buna, baba ke sen eve git diyeyim. Sen burada artık lazım değilsin. Sen evine git. Evde görüşürüz diyelim buna. Detor dostlar evine gitsin. Biz de pick-up'ımızla hemen dostlar gidelim, kalan 5000 litre kuru üzümümüzü de satalım. Ya yine oyun kalkıyor ki senin bacım, yapma böyle, çok yük koymadık lan. 5000 litre koyduk ya arkaya, bir de daha çok yük öne koyduk bu defa. Niye öyle bizi panati şey yapar gibi, trip atar gibi ön kaldırıyorsun sen ya? Niye ön kaldırıyorsun? Üçüncü viteste işte. Güzel güzel ineceğiz yokuşu. Zaten yokuş aşağı gidiyoruz oğlum. Bayır yukarıda zorlamıyoruz motoru ya. Yokuş aşağı gideceksin, bir frenlerini tutacak, o kadar. Başka bir isteğimiz yok senden bacım. Yavaş yavaş, sakin 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 sakin, hop hop hop, sakin, bak zıplamaya başlıyor. Atlar gibi dostlar böyle, yokuş aşağı görünce böyle atlamaya başladı, zıplamaya başladı yerinde. Yavaş. İnşallah bir delinin biri gelip bana şimdi çarpmaz trafikte. Çünkü trafik dostlar inanılmaz hızlı gidiyor. At ikinci vitese, yavaş yavaş gidelim ikinci vitese, zaten yakın. 5000 litre kuru üzümümüzü de satalım. Ondan sonra zaman hızlandıralım. O 700 litre olan kuru üzüm de satılsın. Ve demek ki 60 bin değil dostlar, yaklaşık 50 bin euro falan gelmiş olacak toplam. Bence yine iyi. Çok çok iyi. Ki şu an en iyi fiyattan da satmıyoruz her şeyi. Yani en iyi fiyattan satarsak kesinlikle, ve maksimum verimi maksimum fiyat alırsak kesinlikle bizim tarla, o üzüm bağlığından 90 bin euro falan çıkartabiliriz yıllık dostlar. Eminim. Yani direkt eminim. Evet. Geliyor paracıklar. Pickup yükseldi. Evet, 18.700 18.200 euro falan da buradan geldi. Şimdi dostlar 60x yapalım zamanı ve saat başı olunca o kalan 700 litre de satsın ve yaklaşık oradan da bize bir işte kaç euro? 2000 euro falan bize oradan da gelecek dostlar. 2500 2000-2500 euro arası bir şey gelmesi lazım oradan da. Fiyat düşmezse tabii ki de. Buna diyelim ki baba sen eve git diyelim. Git diyelim dostlar buna. Ne diyelim? Sen baba buraya gel diyelim buna. Heh. Tamam. O oraya gitsin dostlar. Bu durmuş ama niye durmuş belli değil. Niye durmuş belli değil dostlar. Tohum var. Daha 60 litre tohum var ama durmuş. Niye durmuş? Acaba öndeki ağırlık niye inik lan? Enteresan. Neyse, daha 60 litre tohum var. Çalış baba. Durma yani. Niye durduğunu bilmiyor ama. Durma yani. Çalış. Devam ke. Çalışmaya. Şimdi dostlar bu kardı mı desek, yoksa şey mi yapsak, pek bir karar veremedim. Bir bakayım ikinci elde bir şeyler var mı? İkinci elde hala bir şeyler yok. Ha, burada bize para geldi şu an galiba dostlar. Ben göremedim ama bize para geldi. Şu an 154 bin euromuz var arkadaşlar. Ben diyorum ki bu 154 bin euronun
50 bin ile biz bir 50 binlik borcumuzu ödeyelim dostlar. Bir 100 bin bize kalsın. He işte 104 bin bize kalsın. 220 bin borcumuz olsun dostlar. Bence iyi olur. Üzümlerle de işte borcumuzu kapatmış olduk. 50 bin eurosunu en azından. Bir küçük küçük bir kısım da bize kaldı üzümlerden diyebiliriz. Zamanı yavaşlatalım arkadaşlar. Çünkü hem tarla ekiyoruz hem de daha diğer tarla ekilecek falan. Hemen bunu yıkayalım, yerine koyalım arkadaşlar. Masteciğimizi. Masteciğimizi yıkayalım, yerine koyalım. Ki biri geldi galiba, yok. Trafikmiş. Makinelerden biri geldi sandım. Yıka bakayım masayı. Oh, mis gibi mis gibi. Mis gibi aga. Yıka bakayım masayı sen. Adam akıllı yıkayalım şöyle. Tertemiz olsun. Zaten onarımını da full yapmıştık. Hem masayın hem ön aralığın hem de kultatörün. Goblin'in dostlar. Tamam, bu kadar yeter. Ki Zetor da geldi dostlar. Bizim Zetorcuğumuz. Hop hop gel lan. Gel lan buraya. Gel lan. Hemen bunu da yerine koyalım. Şu an helikopter mi geçiyor dostlar? Yoksa duydunuz mu arkadaşlar? Demin helikopter sesi geliyordu ama Massey'den geliyordu galiba. Şu an gelmiyor ama demin Massey'den bir helikopter sesi geliyordu. Bayağı bildiğiniz helikopter sesi geliyordu. Yani oraya unutmazsam şeyde editte dostlar orada da sesi arttırırım böyle ama helikopter sesi geliyordu Massey'den. Bilmiyorum aga. Yani Massey'lerle helikopter motoru helikopter motoru diye dalga geçiyorduk. Helikopter sesi geliyordu dostlar demin Massey'den. Acaba şeyi hava tankeri boşaldı da hava pompası mı kompresör mü çalışmaya başlamıştı, o yüzden öyle ses çıkarıyordu. Bilmiyorum dostlar. Zetor geldi. Zetor hemen çiftliğe toplayalım. Gel bakayım Zetorcuğum. Tosunum benim. Adamsın sen ya. Sen var ya, seni ben yerim oğlum. Senin duruşuna kurban ben. Lastiklerine kurban. Bak bak bak. Ya şu şekile bak kanka, şu duruşa bak ya. Lan arka camda rezistans bile var dostlar ya. Bir şey diyeceğim. Oğlum arka camda rezistans bile var ya. Hani daha bir şey demeyeceğim aga. Konfor desem var, kalite desem var, vites desem var, şanzıman desem var. Anasını satayım. Böyle bir kalite olamaz ya. Kepçe için sunroof desen, cam tavan desen var. Kepçe tam böyle kepçeden geliyor, görüyorsun. Aga makine gibi makine işte. Makine gibi makine arkadaşlar. Ben daha fazla bir şey demek istemiyorum aga. Abi ben daha fazla bir şey demeyeceğim. Bunu dostlar şey yapalım. Paletçeni bırakalım. Kovayı takalım yine ucuna bunun. Çünkü büyük ihtimalle bunu daha çok biz kovada kullanacağız. Kanka ver bakayım biraz. İnşallah dostlar yarın olunca oyunda tabii ki de. Şu samana bir fiyat gelir de şu samanları da biz satarız. Çünkü bir yıl geçti artık neredeyse. Samanların üstünden. Samanları satma abi, hayvanlara başla oraya kullanırsın diyenler var da. Yani hayvanlara biz tabii de yine başlayacağız. Ama saman gerek mi? Çünkü saman gerekse bile arkadaşlar. Şu an bundan da geliyor dostlar. Bak durdu şu an. Pıtı 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 diye böyle bir ses geliyor. Helikopter gibi. Şu an gelmiyor da demin geliyordu. Belki kompresör çalışınca öyle oluyor. Neyse. İnşallah o videonun sesinde falan bir sıkıntı yoktur. Tamam. Bu videoluk da bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve unutmayın ki artık sürekli zaten canlı yayınlarımız oluyor. Her gün canlı yayınımız, her akşam canlı yayınımız var arkadaşlar. Her akşam canlı yayınlar saat akşam 7'de başlıyor. Hafta içi akşam 7'de, hafta sonunda akşam 6'da başlıyor canlı yayınlar. Bir akşam canlı yayın YouTube'da, bir akşam canlı yayın Twitch'te oluyor. Yani bir YouTube'da bir Twitch'te, bir YouTube'da bir Twitch'te gibi gidiyor dostlar. Zaten ben Discord'dan bildiriyorum canlı her canlı yayın olmadan önce hangi gün canlı, hani o gün o akşam canlı yayın nerede olacak? Twitch'te mi YouTube'da mı olacak diye bildiriyorum. Twitch kanalımızın linki aşağıda açıklamada var. Onu da takip etmeyi unutmayın. Ve herkes açık. FS22 sunucumuz açık dostlar. Yani hepinizin girip oynayabileceği 16 kişilik FS22 sunucumuz var. Onun da şifresini Discord'a paylaştım. Discord'a gelin. Discord sunucumuzun da linki aşağıda. Discord'a gelin dostlar ki şifreyi, sunucunun şifresini oradan görebilirsiniz ve girip oynayabilirsiniz. Gidin oynayın arkadaşlar. Herkes açık bir sunucu. Sürekli 7/24 açık bir sunucu o. Sizler için açtım. Oynayabilirsiniz diye. Beraber, çünkü çoğunuz bana işte Discord'dan sürekli şey diyenler oluyor, işte abi beraber FES oynayalım abi, FES oynayacak arkadaşım yok falan filan. İşte bu öyle bana sorular şey yapmayasınız, yöneltmesiniz arkadaşlar. Sunucu açtım ve oradan gidip kendiniz arkadaş edinebilirsiniz. Veya işte başkalarıyla beraber oynayabilirsiniz. Güzel güzel keyiflenebilirsiniz. Oynayacak, multiplayer oynayacak arkadaşınız yok ise. Böyle. Görüşürüz. Kendinize bakın, hoşçakalın ve aşağı yorumlara önümüzdeki videolar için fikirleri, önerileri yazmayı unutmayın. Ve beğen tuşuna da basmayı unutmayın abi. Çünkü desteğe ihtiyacımız var oğlum. Hiç destek olmuyorsunuz diyorlara ya. Hiç destek olmuyorsunuz. Ne yorum yazıyorsunuz, ne beğeni atıyorsunuz, ne bir şey.
Baba bir beğenin bir şey yapın oğlum ya. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Bir dahaki canlı yayında görüşeceğiz. Bye bye.